Manşete hoş geldiniz. Florida eyaletini vurdu kasırga ve 100 milyar doların üzerinde sigorta hesaplamalarına göre bir zarardan bahsediliyor. En az 16 kişi hayatını kaybetti ilk tespitlere göre. Önceki gün akşam saatlerinde beklendiği gibi Florida'nın batı kıyısından girdi. Yaklaşık bir gün seyretti ve doğu kıyısından çıktı. Atlantik'in ortasında da Etkisini kaybetti. Fakat büyük bir yıkım bıraktı. BBC'nin hava görüntüleri, drone görüntüleri eşliğinde anlatıyorum. Çok büyük bir zarar. Tabi elbette bu seçim kampanyasının hemen arefesinde olması itibariyle de seçim kampanyasına da yansıdı ve mevcut yönetimi başarısızlıkla suçluyor Trump. Fakat onun ötesinde muazzam bir organizasyon vardı. Öyle ki 2-3 hafta önce Halin kasırgası bölgeyi vurmuştu daha düşük şiddette. 230'un üzerinde ölü vardı. Bu defa bir ulusal seferberlik adeta ilan edildi ve eyalet adeta boşaltıldı. Özellikle kasırganın geçeceği ifade edilen bölgeler. Fakat görüldüğü gibi büyük bir tahribat bıraktı. Maddi tahribat bıraktı. Bazı yapılar elbette betona, betonarme betonarme olmayan yapılarda görüldüğü gibi işte dayanaksız, derme çatma diyebileceğimiz ya da çatıları öyle. Onu affetmemiş kasırga. Milton kasırgası. Kasırga, Türkiye'nin veya Avrupa'da yaşayan insanların çok fazla tanık olduğu bir e, doğa olayı değil. Çünkü genelde okyanusta ve bir tropik fırtına, büyük bir fırtına diyebiliriz. E, Türkiye'de, Avrupa'da genelde fırtına olarak adlandırılıyor. Storm. Fakat Hurricane denilen kasırga ise ancak işte özellikle Meksika körfesi ve Amerika'nın güney eyaletlerini, Florida'yı sıklıkla vuruyor. Böylesi bir felaketti. Bazen tabii beşinci kategori başladı bu kasırga. Beşinci kategori tam anlamıyla felaket demek. Ve ne gelirse önüne katıp götürüyor demek. Canlı bırakmıyor demek. Ve yapıları da sarsıyor, yıkıyor demek. Dolayısıyla insan yapısı evlerin, araçların neyse organizasyonların, binaların, spor salonlarının falan dayanması mümkün değil. Bu defa maddi hasarla atlatılmış görülüyor. Ulusal seferberlik ve Florida'nın boşaltılması büyük can kaybını önledi. Daha düşük şiddette bir kasırga birkaç hafta önce daha çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açmasına rağmen. Büyük bir felaket ve belli ki Florida bu kasırganın ve bu afetin yaralarını sarmak için yıllarca çabalayacak öyle görülüyor. 100 milyar doların dolar cinsinden söylüyorum. 100 milyar doların üstünde bir zayiattan bahsediliyor. Dünden fikri takip onunla devam edelim. Sedat Peker konuştu ki dünkü yayınlar, dünkü yayında özellikle köfteci Yusuf üzerinde bir işte köfte etine domuz karıştırılmış, domuz eti karıştırılmış. Onun üzerine geniş bir yayın yapmıştım. Ve burada bir takım şüpheler, bir takım iddialar onları alt alta sıralamıştım. Esasen bunlar yeni de değildi. Mesela 2023 Mayıs, 2021 Mayıs ayında Köfteci Yusuf dosyası diye başlıkla Saygı Öztürk Sözcü de bunu yayınlamıştı. Ve Sedat Peker ve adamlarının Bursa'da Köfteci Yusuf'un iş yerlerine çökmek istediklerini Süleyman Soylu ortaya çıkarıyor ve bunu önlüyor filan. Sonra da işte bir örgütlü suçlar iddianamesi düzenleniyor. O iddianamenin sayfası burada. Ve orada Köfteci Yusuf üzerinde kurulmaya başlanan baskı sonucu tehditlerden biri de domuz eti kullanıldığı mamullerinde. Yani sen bu işi iş yerini bize devretmezsen böyle böyle biz de seni lekeleriz. Onun üzerine zaten bunu bu tehdidi yapanlar da iddianamede Sedat Peker'in adamları olarak geçiyor. Ve bu Köfteci Yusuf olayı da öyle patlamıştı. 2021 yılının olayı, olayıydı. Ki tam Mayıs 2021 Sedat Peker'in videolarını yayınlamaya başladığı tarihe de denk geliyor. 2 Mayıs 2021'de Sedat Peker ilk videosunu yayınladı ve sıralı 9 ya da 10 video yayınladı. 9 video ana videoydu. 10. video ise kısa videoyla bunu sonlandırmıştı. Tam da o döneme denk gelmişti ve o dönem herkesin konuştuğu bir hadiseydi. Doğal olarak bu konu Sedat Peker'i ilgilendiriyor ve Sedat Peker aylar süren, yıllar süren belki suskunluğunu Erk Acarer'e bozdu. Ve Erk Acarer bir tweet mesajında Sedat Peker'le görüşmesini ve bu köfteci Yusuf konusunda ne düşündüğünü sordu. Kısa cevap vermiş. Her kö, köfteci Yusuf konuşulduğunda ismimin geçmesi eğlenceli geliyordu. Ne köfteci Yusuf'muş arkadaş artık gerilmeye başladım diyor. Tabi muhtemelen bu Sedat Peker'in şu an inşa ettiği artık son 3 senedir video da çekmiyor ama 3 3,5 senedir video da çekmiyor ama inşa ettiği e, algıyı da etkileyen bir şey. Çünkü ortada bir şirketler grubuna çökme hikayesi var. İddianame iddianame ortaya çıkmış. İfadeler var, belgeler var filan ve tam da bu aşamada 7-8 ay önce yapılan bir denetimde 280 şubesi olan, 12 bin çalışanı olan bir işletmeye işletmenin iki şubesinde alınan örneklerde domuz eti tespit edilmiş. Bir de tabii domuz eti denmesinin nedeni de şu. Kanatlı veya tek tırnaklı tespit edildi deselerdi bu kadar tesiri olmayacaktı. Hani domuz günahtır İslam inancına göre dolayısıyla millete domuz yedirmişler falan e, algısı çok daha farklı oluyor. Zaten kanatlı veya tek tırnaklı tespit edilmemiş. Onu dün detaylı olarak anlatmıştım yani domuz etinin Türkiye'de daha pahalı olduğu, işte yaban domuzu işte ne bileyim eti karıştırmanın da 280 şubeli 12 bin çalışanı olan bu kadar büyük bir işletme için ne, ne, ne tür riskler barındırdığı gibi konular çok akla da uygun gelmiyor. Ne ticari ne akla uygun gelen ne hayatın gerçeklerine uygun gelen bir konu. Denetiminde Tarım Bakanlığı eliyle ve işte bir takım bürokratlar eliyle ve içeri, içeri sızdırılan bir takım elemanlar ya da içeriden devşirilen bir takım elemanlar eliyle yaptırılmış olabileceği konuşuluyor. Konuşuluyor diyorum çünkü bunların hepsi halen iddia safhasında fakat akla sorular düşürüyor. Haliyle bu çok köfteci Yusuf'un üzerine yapışmış değil. Yani sosyal ağlarda görüntüleri görüyorum. Evet işletmeler veya dükkanlar neyse boşalmış veya kimse uğramıyor görünüyor ama... Etkin bir kriz yönetimiyle kendini doğru ifade ederse toparlayabilir belki. Sedat Peker'e dönelim. Artık gerilmeye başladım diyor. Köfteci Yusuf bana sevgi duyduğu için bir kez aramıştı görüştük. Çayını bile içmedim. Biz onun sattığı kadar her kur bayram kurban bağışlıyoruz demiş. Oraya bir soru işareti koyayım. Ne zaman Köfteci Yusuf gündeme gelirse ben trendin topik oluyorum Twitter'da. Bu ne saçma iştir. Bu adam 12 bin kişi çalıştırıyor. Devlet bu domuz etlerini yakalamış mı falan gibi de. İğnelemiş tabir yerindeyse ama onu çok rahatsız ettiği ve her defasında Köfteci Yusuf'la Yusuf isminin anılmasından rahatsızlık duyduğu da anlaşılıyor ama hadiseyi anlattık ortada. 2021'de bir iddianame süreci var Süleyman Soylu işin içinde Köfteci Yusuf'a çökme operasyonu var bu da net tanık ifadeleriyle belgeleriyle filan Köfteci Yusuf'un iddialarıyla da net fakat iş tabi nereye gider ne olur ee, bunu zaman gösterecek ben garip bir kuşum siyasi gücüm yok demiş bütün gazetelerde bu demeci var. Köfteci Yusuf, Yusuf Akkaş. Tabii siz tabi 280 işletmeye çıkınca, milyar TL'lik bir işlem, bir işletme olunca ve 12 bin kişi çalıştırınca, bir dakika kardeşim bu kadar büyüyorsun, bizim de buradan bir hissemiz olacak falan der birileri. Devletin içinde ya da dışında. E, ve belli ki Köfteci Yusuf da bunun sonuçlarını yaşıyor. Diyelim ve Sedat Peker'e cevap hakkını kullandırdıktan sonra, Erk Acerer üzerinden biz, bir başka yıkıma bakalım. Bu ters çevrilen arabalar ve bu yıkım Milton kasırgasının eseri değil. Lübnan'dan geliyor bu fotoğraflar. Ve Lübnan'da Lübnan'ı vurdu İsrail ve siviller hayatını kaybetti. Büyük bir infial var. Beyrut'u vurdu. Yani Lübnan'ı vuruyordu ama bu defa Beyrut'u vurdu. Ve iddia o ki işte efendim orada Hizbullah'ın üst düzey yöneticileri vardı filan. İsrail'in iki temel gerekçesi var biz Hizbullah'a yönelik saldırıları gerçekleştiriyoruz. Hizbullah da sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor. Ama arkadaş yani siz Be Beyrut'ta oturuyorsunuz. Üst katınızda veya alt katınızda Hizbullah'tan birileri veya Hizbullah, Hizbullah sempatizanları olabilir. Nereden bileceksiniz? İsrail orayı vurduğunda sen de gidiyorsun. Yani bunun açıklanabilir tarafı yok ama dedim ya artık norm değişti. Yani eski ezberler 2022-23 itibariyle bozuldu ve şu anda artık hiç kim, hiçbir devlet adeta özellikle Orta Doğu'da da ve Avrupa'nın doğusunda da bunu dinlemiyor. artık savaş suçları, insan hakkı ihlalleri filan. Beyrut merkez en az 22 kişi öldürüldü, 117 yaralı var. İsrail BM merkezini de vuruyor. Yani bu daha önce bu derece görülmüş bir şey değil. Lübnan'ın güney sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler'in barış gücünün gözlem noktasını da vuruyor ve hasar alıyor orası. Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu Joseph Borrell, Lübnan'da tehlikeli şekilde bir çizgi daha aşıldı demiş ama hangi çizgi? Çizgi kalmadı ki, sınırı kalmadı ki. Yani dedim ya başka artık normlarla konuşuyoruz. Yani tespitlerimizi yaparken bunu onaylıyor musun ya da bunu olumluyor musun ya da buna bir şey söyle falan noktayısını aştık artık. İşte kadın çocuk ölümleri, savaş suçları, insan hakkı ihlalleri aklınıza gelebilecek pek çok şey sıralanabilir. Aylardır konuştuk fakat dedim ya artık çizgi aşıldığı için başka bir dönem başladığı için düzensizlik artık hüküm ferma olduğu için bu düzensiz dönemde belli tespitleri de alt alta getirmeye çalışıyoruz. Hediye Levent yazmış. İsrail'in Türkiye'ye saldıracağına dair senaryolar sadece Türkiye'de konuşuluyor. Askeri, siyasi, stratejik açıdan böyle bir ihtimal yok. Bölge yanarken yapıcı rollerle devreye girmek varken her şeyi iç gündem malzemesi yapma konusunda çok başarılıyız demiş Lübnan'da, Beyrut'ta işini yapmaya çalışan bir gazeteci Hediye Levent. Fakat ülkenin açık ara tek gündemi altta da onu yazdım. Bunlar değil. Zaten onunla bir gündem oluşturulmaya çalışılıyor. İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırması Eylül ayında İstanbul'un tek gündemi ekonomik sorunlar ve okulların başlaması. Halkın başka gündemi yok. Ekonomik sorunlar okul alışverişini etkilemiş. Çocuklu İstanbulluların %43'ü eğitim masraflarını tamamıyla karşılayamıyor. %43 ekonomik sorunlar %24 narin, gü narin Güran cinayeti olmuş ki Eylül ayında Narin Günay bütün ayı kapattı sosyal ağlarda falan açık ara tek gündem maddesiydi ama ona rağmen %24'e kadar çıkabilmiş. En fazla kırtasiye ürünlerinden kısılmış okul alışverişlerinde. Doktor Burak Gökçe İstanbul Planlama Ajansı'nın başında o özetlemiş. Her iki kişiden biri diyor maddi yetersizlik nedeniyle tercih ettiği gıdadan mahrum kaldı. Her iki kişiden biri gıdadan kısmak durumunda kalmış. Böyle bir tablo var. Her beş kişiden biri kredi kartı borcunun, buraya dikkat edin, kredi kartı borcunun asgari tutarını bile ödeyemiyor. Her beş kişiden biri. Asgari tutarını ödeyemediğiniz zaman takibe giriyorsunuz zaten eğitim masrafları ile ilgili konuyu filan anlattım. İstanbulların yüzde %81 81'i, yüzde 81.8'i kıt kanaat geçiniyor ya da geçinemiyor. İstanbul yüzde 82 kıt kanaat geçiniyor ya da geçinemiyor. 55.6'sı halkın aldığı gıda miktarını azaltmış durumda. Gıdadan kestiğinizde artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Ve artık kıtlık başlar, yokluk başlar. Ekonominin daha iyiye gideceğine inananların oranıysa sadece yüzde on sekiz. İşte Güler Sabancı filan gibiler ve bell belli ki işte bu iktidardan nem alanlar filan. İstanbul'un bir numaralı gündemi ekonomi demiş. Ne yazık ki ekonomik krizin ağır faturasını emeğiyle çalışanlar, emekliler, memurlar ve çocuklar ödüyor. Venezuela'da bu arada resmi enflasyon yüzde yirmi beş nokta sekize düştü. Enteresan. Venezuela Dünya Enflasyon Ligi'nin zirvesindeydi. Onu ekrana getireyim yer yer enflasyon söz konusu olduğunda bu trading economics'in bütün ülkelerin enflasyonunu listeleyen tablosunu getiririm. Burada görüldüğü gibi ilk sırada Arjantin var artık Venezuela yok. Onu Suriye, Güney, Güney Sur'dan Zimbabwe takip ediyor. Filistin ve Türkiye %49.38 ile kaçıncı sırada oluyor? İşte altıncı sırada. Esasen Türkiye'nin mevcut enflasyonla Güney Sudan'ın altında olması lazım. En enflasyonuna göre. Ama onu da TÜİK marifetiyle düşük gösteriyorlar. Ona rağmen Türkiye ilk 5'te 6'da. Venezuela bu konuda yırtmış görünüyor. Bakın bayağı bir listenin aşağılarına gerilemiş durumda. %25 enflasyonla Venezuela. İşte onu Sierra Leone, Gana falan takip ediyor. Peki neden bu? Bu bir mucize midir? Nedir? Onu da imdat öner ki Venezuela'da resmi görevlerde bulunmuş bir bürokrat, eski bir bürokrat o anlatıyor. Türkiye Venezuela olur mu sorusuna daha da beter olur. Çünkü onların petrolü var diyorduk hep. Gerçekten de Venezuela'da iktidar petrol ihracatını artırıp kamu giderlerini azaltarak enflasyonu yendi demiş. Bu mesele petrolle dayalı ekonomiden kaynaklanıyor. Türkiye saray varken bunu nasıl becerir bilmiyorum demiş. Yani tamamen petrol kaynağına bağlı bir düzelmeden ihracatı artırıp kamu giderlerini azaltma. Belli ki Maduro artık e, pabucun pahalı olduğunu gördü ve bir biçimde e, kendinin ve etrafının zenginleşmesini bırakıp ülkenin ekonomik verilerini veya rakamlarını düzeltme yoluna gitti. Dönelim içe. Özgür Kalender demleniyoruz karikatürüyle gündemi böyle özetlemiş. Erdoğan ve Bahçeli'yi bir çay bardağında bu şekilde resmetmiş. Fakat durum bu. Yani Türkiye'de bir açık ara tek gündem bu olduğu için İsrail'le filan da kapatamıyor. Şimdi DEM Parti'ye yönelik adımlar söz konusu. DEM Parti Cumhur Zorda manşetiyle çıkmış. Cumhuriyet ama Cumhuriyetin manşetindeki karikatürü önemsiyorum. Barış için elimizi uzatıyoruz ama o elde AKP ve MHP'nin eriyen oyları var. İşte Dem Parti'ye eklersek ne olur? Yeni anayasa falan bununla acaba bir süre daha götürür müyüz? O arada bizim elimiz yıllardır havada." demiş Dem Parti sözcüsü Ayşe Güldoğan. "Müzakere kapısı açık." demiş. Yani Dem Parti müzakereye açık. Hani diyebilirsin ki nasıl olur böyle bir şey? Hani o kadar CHP'yi eleştiriyorsun. E ben HDP'yi önceki parti geçen dönem HDP'yi eleştiriyordum. Yani neden meclistesiniz? Bak bu insanlar size adım atıyorsa bunun şöyle bir nedeni var. Ki o zaman HDP Selahattin Demirtaş'ın 2015'teki 7 Haziran 2015'teki seçim zaferinin ardından dışlandı ve 2023'e kadar şeytanlaştırıldı. Yani 15'ten 23'e kadar 8 yıl süren bir karanlık dönemdi. Şimdi 23'ten sonra ne oldu da 2023'ten sonra ne oldu da tekrar el uzattılar size. Bunun gerçekten düşünülüp idrak edilmesi lazım. Yani o el samimi midir? Daha önce yaşananlar yaşanmıştı ortada. Fakat ben eleştiriyorum HDP. Neden meclistesiniz? Neden işte efendim iktidarın taleplerini değerlendiriyorsunuz veya bir takım konularda topa giriyorsunuz falan diye. Sonra şunu gördüm net bir biçimde ve bunu söylemekten vazgeçtim. Yani HDP için, HDP, Kürt siyasal hareketi için devletle diyalog kapısı her zaman açıktır. Ve meşru dairede e, hangi koltuklar verilmişse orada işini yapmaya devam eder. Görevini yapmaya devam eder. İşte seçilmiş milletvekili olarak mecliste. Yani bütün belediyelerine kayyım atandı. Özellikle 2023'e kadar, seçime kadar olan dönemde. Ona rağmen siyasi mücadeleden vazgeçmeyen ve iktidarla e, köprü kurmaya gayret eden veya iktidar kapısını çaldığında da kapısını açan bir tavrını sürdürdü. Hiçbir yere gitmiyoruz diye bir... Eylem yapmışlardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. İşte o eylem benim gözlerimi de açtı. Evet yani e, HDP Kürt Siyasal Hareketi'nin çizgisi budur. Hiçbir yere gitmiyoruz. Ayşegül Doğan da bu çerçevede konuşmuş. Kürt meselesinin çözümünde diyalog kanalları açık olmalı. Türkiye'nin bu zemine ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı'nın sözleri de selamlaşmada önemliydi. Ama çözüm müzakereyle mümkün filan. Bizim elimiz yıllardır havada. Bu elin samimi şekilde tutulması toplumun yararına olur demiş. Tam da o aşamada El Monitör'de Amber'in Zaman imzalı bir haber kulis yayımlandı. Buna göre El Monter'e, Amber'in Zaman'a konuşan, hükümetin Kürt dosyasını yakinen bilen üç kaynak hükümetle PKK hapisteki lideri, İmralı'daki lideri Abdullah Öcalan arasında bir fiili müzakerenin, bir istikşafi müzakerenin yeniden başladığını yazdı Amber'in Zaman. 3 kaynağı dayandırarak bu hükümet içindeki istikşafi görüşmeler başladı. Kaynaklardan ikisi Öcalan'ın son dönemde Irak'taki Kandil PKK liderliğiyle doğrudan görüşmesine izin verildiğini söylüyor ve bir başkası da kaynaklardan Öcalan Kandil'e silahları bırakmayı tartışma zamanının geldiğini söyledi diyor. Öcalan uzun yıllardır tecritte avukatlarıyla yakınlarıyla görüşmüyor, görüştürülmüyor, içeriden tek mesaj gelmiyor, yıllar yıllar oldu ve bu konuda da Kürt siyasal hareketi ve Kürt medyası yoğun bir kampanya yapıyor. Dolayısıyla çok önemli yani Öca... ve barış masasına oturulduğunda da en önemli şart Öcalan'ın Öcalan özgürlüğüne kavuşması bir ev hapsine alınması falan gibi maddeler ki zaten 25 yıllık e, tutukluluğunu hükümlülüğünü neyse bitirdikten sonra da Avrupa normları gereğince onun denetimli serbestliğe e, yarı serbestliğe filan e, yarı serbestliğin verilmesi ya da şartla salı verilmesi gibi seçenekler var. Bunu da zorluyor Kürt siyasal hareketi tam da bu mevsim yani 99 2024 25 yılı doldurdu tam da bu sene böyle bir şeyin gündeme gelmesi elbette Kürt siyasal hareketini de heyecanlandırıyor ki zaten bugün e, günlerdir böyle yani bugün olduğu için söylemiyorum günlerdir yeni yaşamda da özgür politika gazetesinde de Kürt siyasal hareketinin e, iki ana gazetesi bunlar ve haftalardır hep öcalan manşette. Gün aşırı manşette yeni yaşam hiçbir süreç Öcalan'sız olmaz manşetiyle çıkmış bugün. Öcalan için, özgürlük için manşetiyle çıkmış. Özgür politika gazetesi. E, bu önemli. Yani masadaki ilk maddenin bu olacağı görülüyor. Ama iktidar da her defasında tutsakları, elindeki kozları, şunu bunu kullanarak, demir taşı, diğer konuları da neyse kullanarak muhalefetle veya belli kesimlerle mücadele yolunu seçiyor. Şunu unutmayın, 2015'ten itibaren, yani 2013'ten itibaren iktidarın cemaati bitirme, 2015'ten itibaren de Kürt Siyasal Hareketi'ni ve özellikle HDP'yi bitirme e, operasyonu, 2023'e kadar kesintisiz devam etti. Cemaati bitirme operasyonunda hiçbir gevşeme yok, aynen devam ediyor. Ama Kürt Siyasal Hareketi'yle de işte yeniden Devlet Bahçeli'nin tokalaşması üzerinden bir şeyler pişiyor veya pişiriliyor. Bülent Çelik, Karikatürü bunu çok güzel özetliyor. Kahretsin yine çakıldı. Game over. Ben gidip demlilerle yine bir el sıkışayım demiş Devlet Bahçeli. Olayı anlatan bir karikatür. Bunun herkes farkında. Yani Türkiye'deki bütün demokrasi güçleri bunun farkında. İktidar güçleri de bunun farkında. Ama neticede şu anda sahnede bir müzakere veya bir müzakere ısınması var. Çözüm süreci ısınma hareketleri yapılıyor tabir yerindeyse. Tam da bu aşamada sonar araştırma VIP üyelere özel siyasi eğilimler anketi basına sızdı. Eylül 2024. Burada görüş belirtmeyenler orantısız olarak, orantısal olarak dağıtıldığında CHP'nin AKP'ye 11 puandan fazla fark attığı görülüyor. CHP 36.6, AKP 25.1 görülüyor. E, bu enteresan. Altında da e, işte mavi e, çerçeveli olarak Sonar'ın analizi var. Sonar son seçimi bilen, tahmin eden, doğru tahmin eden e, kamuoyu araştırma şirketlerinden biriydi. O açıdan dikkat çekici. Hakan Bayrakçı'nın başında olduğu Sonar. Bu anketi o yönüyle önemsemek gerekiyor. Fakat böyle bir fark hiç görülmüyordu. Yani Eylül'de esasen diğer kamuoyu araştırmalarının anketlerinde AKP... CHP'yi geçmiş gibi görünüyordu. Burun farkıyla. Fakat sonların araştırması enteresan. CHP'yi 36, AKP'yi 25 gösteriyor. Bu Özgür Özel'e bir e, ne derler? Hayat öpücü vermiş gibi. Dönelim. Hükümet medya ve sosyal medya alanında yeni düzenleme hazırlığında mı? Bunun nedeni şu. Anayasa Mahkemesi yargılama olmaksızın internet ortamındaki içeriklere erişim engeli getirilmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Ve bu iptal kararı 10 Ekim'de yani dün yürürlüğe girdi. Şimdi bu yılın ilk yarısı itibariyle 1 milyon 115 bin web sitesi engellenmiş bu eski düzenlemeye göre alan adı e, alan adı sayısı 43 bin 582 farklı sulh hakimliği tarafından kararlar verilmiş filan İnternet yayıncılığını düzenleyen 5651 sayılı kanunun kişilik ihlalleriyle ilgili 9. maddesi yürürlükten kalkınca Anayasa Mahkemesi kararı. 9 ayda süre vermişti Anayasa Mahkemesi yanılmıyorsa. Şimdi bugün itibariyle artık şey yok. Bir yıl süre vermişti özür dilerim. 11 Ekim 2023'te iptal edilmişti. Ve bir yıl süre vermişti. Meclis geç, e, bu konuda düzenleme yapar diye bekleniyordu. Fakat meclis bu konuda bir düzenleme yapmadı. Ve bir yıllık süre dün doldu. 10 Ekim'de doldu. Ve şu anda Erdoğan kıvranıyor. Yani yeni bir düzenleme yapmamız lazım. Ortada bir düzenleme yok. Şu anda işlem yaparsak. Bunun işaretlerini de zaten görüyoruz. Profesör Doktor ki bu konularda uzman bir isim. Yaman Akdeniz. 10 Ekim 2024 itibariyle artık yasa yok. Mevzuattan da kaldırıldı. Dolayısıyla kişilik hakları ihlali iddiasıyla ve erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkartılması yaptırımı için sulh ceza hakimliklerine başvurulamayacak. Bu biraz nefes alma dönemi de Yeni bir düzenleme yapılana kadar devam edecek demiş. Yani herkes yeni bir düzenleme bekliyor. Bunu da zaten Erdoğan son mesajlarında net koyuyor ki son yaşanan hadiseleri de buna bir kaldıraç olarak, bunun için bir kaldıraç olarak kullanacak. 8 Ekim 2024'te yayınladığı mesajda dijital platformlardan yayınlanan cerahat diyor yayılan celahat diyor. Sosyal medyanın, dijital mecraların her türlü melaletin bulunduğu karanlık dehlizleri diyor filan. Daha kararlı gideceğiz. Gereken adımları atacağız. Gene 9 Ekim'de paylaştığı mesajda bakın şeyden. Yani sürenin dolmasından 1-2 gün önce paylaşılıyor bu mesajlar. Geliyor gelmekte olan medya organlarımız, basın ilkelerini umursamayan sorunlu yayın politikası falan. Bunu kabul etmemiz, rıza göstermemiz mümkün değil. Her türlü bilgi belge ekranlarda çarşaf çarşaf yayınlanıyor falan. Şimdi içerik kaldırma, alan adı silme ne bileyim Sansürleme her şey vardı. Şimdi bir yasal boşluk doğdu ve belli ki o geliyor ve onu yapacaklar. Öyle görülüyor ki buna da e, aydınlık. E, işte Doğu Perinçek'in medyası da destek veriyor. Sosyal medyada işimsizlik engellenmeli. Anonim hesaplarla iş tutuyorlar falan. Esasen anonim hesap bir şeydir. Ve sosyal ağların, sosyal ağları tamamlayan bir konudur yani. Anonim hesaplar olur, olacak ve olmalıdır. Kendisini... İnsanlar bu biçimde ifade ediyor olabilirler, edebilirler türlü nedenlerle. Elbette bunu kötü, trollük olarak kullanan hesaplar da var. Bununla mücadele etmenin de yolları belli. Zaten herhangi bir hesapta, payla herhangi bir paylaşım olduğunda IP numarasından, adresinden şuradan buradan direkt gidip basıyorsunuz evi yani. Ama dedim ya tam saha pres bu konuda bunun için bir şeye ihtiyaç var, bir düzenlemeye ihtiyaç var. Onun için böyle yapılıyor. Bugünlerde Anayasa Mahkemesi önemli bir karar aldı. Gökhan Güneş bunu şu kararı alıntılayarak işte karar numaraları orada ve suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlali. Bütün kararlar bundan alınıyor. Nedir bu? Banka, sendika, dernek üyeliği, bankaya para yatırma, gazete aboneliği nedeniyle verilmiş mahkumiyet kararlarına ilişkin başvurularda suç ve cezaların yasallığı ilkesinin ihlaline hangi kriterlerin cezalandırma gerekçesi yapıldığını bilmediğimiz diğer dosyada ise bu ilkenin ihlali. Yani üst üste ihlal kararları geliyor tam da bu aşamada. Bu bir yönüyle de elbette e, iktidarı düşündüren bir şey. Uygulamıyor ayrı bir konu. Yerel mahkemelerin kararlarıyla veya yargıtay kararlarıyla yürüyor ayrı bir konu. Ama bu Burada da çember daralmış durumda. İktidar sıkışmış durumda ve bütün bu konularda şu son kadın cinayetlerini, ne bileyim çocuk cinayetlerini, işte cinsel taciz vesaire istismar neyse bununla ilgili iddiaları falan bir kaldıraç olarak kullanarak bir yeni anayasa düzenlemesi. Bu aşamada CHP'den de umduğunu bulamazsa ki CHP yeni anayasada yokuz, mevcut anayasayı uygulamıyorsunuz ki dedi. Doğru yaklaşım budur. Bu sefer Dem Parti ile acaba bir çözüm süreci yapabilir miyiz arayışına girdi. Bu tamamen sıkışmanın getirdiği bir şey. Neydi o karikatürümüz? Evet. Öznur Kalender'le bağlayalım. Demleniyoruz. Bütün boyutlarını anlattım. Öcalan tarafı, Dem Parti tarafı, önceki HDP çizgisi filan. Fakat bodoslama altlanacak. İktidarın bu kadar sıkıştığı bir ortamda bel bağlanacak ve ona yeniden bir hayat öpüğü, öpücü sunacak bu tür girişimlere karşı da son derece dikkatli olmak gerekiyor. Elbette siyasi partiler kendi siyasi yürüyüşlerini kendi bildikleri yöntemlerle yapacaklar. Fakat herkes her şeyin farkında, neyin niçin olduğunda da, olduğunun da farkında. Daha evvel sokuldukları yerden bir kere daha sokulurlar mı? Üçüncü kere sokulurlar mı? Dördüncü kere sokulurlar mı? Bunu da bekleyip göreceğiz. Bir manşetten daha noktalarken bir sonraki yayında buluşmak umuduyla diyorum. Hafta sonu gelişmelere göre Ekstra bir yayın belki olabilir. Olmazsa pazartesi görüşürüz. İyi hafta sonları.